Herkese merhabalar ben Burak Şolt. Ben Özgür Eroğlu. İkisi birle karşınızdayız arkadaşlar. Teknoloji ve oyun gündeminden evet. haberleri sizlere aktarıyoruz. Evet. İyisin kardeşim. İyiyim işte. Olduğu kadar. Aynı tas aynı hamam. Ve yani e devam edeyim. Ben e son günlerde çok fazla aynı tas aynı hamam dediğimi fark ettim. <laughs> yani normalde kullanmam bunu. <laughs> Aslında aynı tas aynı hamam. Ee, niye? Çünkü yani çok böyle kendimi çok enerjik de hissetmiyorum. Evet, Ülke maalesef. gündemi de karışık. Çok da mutlu olabileceğimiz dönemlerde değil. Ee, tabii evet, tabii olabileceğimiz çok bir haber de yok. Aynen. Her geçen gün başka bir kötü haber geliyor. Yani biz teknoloji gündeminden sizlere güncel şeyleri bak aktarıyoruz. Oyun gündeminden güzel şeyleri aktarıyoruz da ne bileyim artık bana çok evet. mutluluk da vermemeye evet, başladı. Evet. Sizler ne, ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Belki siz yani gayet mutlu olabilirsiniz. Böyle Belki şeyleri biz... ihtiyaç duyuluyor. Yani ben açıkçası şeydi. Yani depremin ardından mesela Hı. ilk iki hafta çok kötü durumdaydım. Sonra ya yani özgür bir toparlanman gerekti. Ha, ya kimse iş... de içerik üretmiyordu. Çünkü içerik evet. üretecek hali yoktu kimseye. Yani işimizin başına dönmeliyiz. Tabii ki böyle Hı. bir durum da var. Bir yandan da ama karamsar bir gözle her şeye bakar oluyorsun. Yani evet. Diyorsun ki ya DÜST'ü inceliyorum dedi. DÜST'ü de kime ne faydası olacak gibi böyle bir moda evet, geçmiş evet. oluyorsun. Hı. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yani sizler neler hissediyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında yazın. Yani Her şey oyun her şey tek, tek bir şey değil evet ee, ama keşke durumda ha keşke öyle olsa keşke öyle olsa çok daha kolay güzel evet. bir hayat sürülebilirdi Türkiye şartlarında falan diye hemen kayyumları atayalım programa <laughs> o ama zaman sen kendi kayyumunla başla e, yapay zeka kayyumunu hemen programa atayalım arkadaşlar <laughs> Microsoft'un biliyorsunuz bu GPT 4 diye bir şeyi var sonra buna kayıt oluyordunuz kullanmak için Hı -hı. hani sıra bekliyordunuz şimdi öyle kayıt sıra şart koşulu hiçbir şey yok şey bir ha. yanlış şey olmasın ah olmasın şöyle e, Chat GPT Open e, yayın Microsoft bunu Bing'e eklemişti. Tamam. Ee, yani onunla ilgili bir haber. Yani onu Ama ben nasıl ben nasıl işte. kullanabiliyorum? Tamam yani. Şimdi mi açıldı? Ee, galiba yakın bir zamanda açıldı Çünkü üzerine. Çünkü ben bugün denedim. Hı -hı. Kendisinin patlatmayı da başardım. <laughs> ya şu... şey, aslında senin <laughs> denediğin şey ChatGPT. Sen Hı -hı. Bing üzerinden denedin? Evet. E, ChatGPT'nin sahibi de OpenAI isimli bir şirket. Ya... Ama şöyle, ben şu anda herhangi bir para, herhangi bir üyelik A, kayıt o... mayıt yapmadan şu anda A, kullanabiliyorum canım. ben. ChatGP'nin kendi sitesinden de o şekilde Tamam, işte mesela Bing'i indirdim. Hı -hı. Dedim ki bana 20 bin liralık kasa topla, dedim. Hı -hı. Sohbet başladı. Hatta onun kaydını da şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, önce dedi ki işte hani ne tür oyunlar oynuyorsun kısmına da geldi soru Hı -hı. bir noktada. Dedim AAA oynuyorum. Dedi ki, ya o bütçe yetmeyebilir dedi mesela bana. Ha, bütçe belirttin. Aslında şey çok garip. Normalde mesela... Ee, hemen söyleyelim. Rakip hı hı. de denmez herhalde Linus <gülüyor> <gülüyor> Onlar da mesela yaptılar bunu. Hı hı. Ee, orada mesela bütçe verdiği zaman ben paradan anlamam hı. dedi. Hı hı. Ee, o şekilde yetilmemiş. Ee, ama mesela sende böyle bir tepki vermesi de garip yani. Ya şey dedi. Ben eee yani 20.000 lira dediğimde bana itiraz etmedi. Hı hı. Ondan sonra ne oyunlar oynuyorsun dedim. AAA dedim. Bütçen yetmeyebilir dedi. Dedim ki ama maalesef yani bütçeni arttırabilir misin dedi çünkü bana. Dedim ki ma maalesef arttıramam bütçemi. İş deme. var mı? <gülüyor> <gülüyor> yani dedi, bütçemi arttıramam deyince tamam dedi yani tamam hadi Hı -hı. toplayalım sana yine de bir kasa. Intel mi AMD mi işlemci istiyorsun dedi. Dedim Intel işlemci koy. İşte RAM sordu bana işte kaç GB RAM 8, 16, 32 ne istersin dedim 16 yeterli olur. Bir de diyor ki o sırada hani 16 dedin de bütçenin %7'sini oluşturuyor. Emin misin diyor mesela. Hmm. Yani çünkü o bütçe sınırlarında tutmaya çalışıyor. Güzel akıllı çalışıyor. Evet. Bir takım sitelerde arama yaptığını da görüyorsunuz orada kayıtlarını da gösteriyor. Mesela diyor ki e, teknopattan bilgi aldım diyor. Shiftlet'ten bilgi aldım diyor. Ondan sonra ince hesaptan fiyat bilgisi aldım diyor. Donan Bi, haber bir donanım yani. haber yok. 5 <laughs> para etmez. Ulan tüh ya dedim. <laughs> sen de mi? Sen de <laughs> mi para? Ama bak şöyle bir şey de oluyor. Sonra dedi ki bana kart işte ekran kartı kı kısmına geldi. Marka söyledi bana tamam mı? Hı hı. Sadece Asus ve MSI söyledi bana. Hı. Asus var MSI var Gigabyte var başka markalar. Ülkemizde marka bir ton marka, marka var. Şimdi niye bana sadece Asus ve MSI dedin? Acaba, Acaba. sadece para veren markaların mı tavsiyeleri yapay zeka üzerinden yoksa, geliyor? Yoksa Asus yapay zekaya para mı yedirdi? bir başka videomuzda açıklayacağız. <laughs> evet evet bununla alakalı videoyu gelecek zaten sen Tabii, evet. özellikle bunu duyurusunda ha. yapabilirsin. Yani GPT 4 ya yani Chat GPT ile bir videomuz var zaten onu izleyebilirsiniz. GPT 4 onun bir yeni güncellemesi diyebiliriz GPT 4 Hı -hı. için ee, onu da yakın zamanda detaylı bir şekilde anlatmış olacağız diyelim. Ama nerede patladık bu yapay zeka ile konuşurken? Hı. Şimdi ben Intel işlemci seçtim ona. Anakart kısmına gelince sıra bana bir tane anakart kart dönerdi ama EM4 soketli. Normalde seni mesela bahsettiğin line stack tips biliyorsun Aha. da bayağı anakart Dizliyor işlemci bayağı, tabii. uyumlu. Yani uyumsuzluk hiçbir şey yok. Patlamazsın. Yani o sistemi topla kur sıkıntı yaşamazsın. Aynen. Ama bende Intel işlemci anakartı am 4 önerince AMD anakartı önerince ben patladım mesela öyle düşün Ben şimdi evet. güvendim diyelim aldım o sistemi. Patladı. Yani takamıyorum ki. Kime ulaşacaksın? Ulaşacak Kim, kimse <laughs> Kime şikayet edeceğim <laughs> de bunu. Dolayısıyla bende bu işlemedi. Ama şeyi çok sevdim. Yani bütçe verdim. Bütçeyi nasıl kullanacağını biliyor. Nasıl araştırma yapacağını çok güzel biliyor. Tabii, evet. ee, uyumlu parçalar seçiyor ona göre. Gidip şey demedi mesela. E, 20 bin lira bütçe verince abi sana gel X670E e-gaming anakart alalım evet, ama tabii, evet. 25 bin lira bütçe biraz arttırabilir <laughs> misin? Öyle Hiç demedi. Çoğu bilgisayarcı öyle diyor bu arada. <laughs> ya evet daha iyisini alalım der mesela. Bu dedi ki ya bak bütçeni de yüzdesini şu kadarını harcıyorsun. Akıllı ol diyor yani evet, sana evet. haberin olsun. Ben bir noktada sana ekran kartı önereceğim ama bütçem belki de kalmayacak hesabını yapıyor. Evet. O açıdan sevdim ama e, uyumsuz parça Türk görmeyi şey sevmedim. E, Türkçe mi konuşunuz İngilizce mi? Türkçe konuşur, Türkçe konuşur. Tabii tabii Türkçe. Her şeyi Türkçe anlaştık. Arkadaş aslında beni güzel bir şekilde bilgilendirecek potansiyeli kesinlikle sahip. Hı hı. Ama <laughs> ufak tefek <laughs> hatalar e, olabilir. Ufak tefek hatalar olabilir. Bunu da kesinlikle şey yapmadım. Yani yadırgamadım. Bu kadar konuşabilmesi bile ben evet. şey diyorum yani. Tabii ki uçağın havalanmasına şaşıran bir insan değilim ama <laughs> e, yine de bu kadar bilgi verebilmesine, bu kadar sohbet edebilmesine ben ufaktan Şimdi şaşırdım. Şimdi GPT 4 temel ufak bir ben de tease diğer videoyu. Ee, bir görsel gösteriyorsun. Hı hı. E, o görselin komik olup olmadığını, neden komik olduğunu anlıyor. Mesela birisi e, iPhone'a ve yani iPhone'un şeyi telefonun sadece alt kısmı birazcık gözüküyor. <laughs> e, o şarj girişinin olduğu yere şey takılmış. VGA kablo takılmış, tamam <laughs> mı? Ee, soruyorsun sence bu görsel için işte neden komik diye. Diyor ki çünkü şey e, görseldeki cihaz bir iPhone normal lightning ile şarj edilir hmm. ama oraya VGA kablo takılmış. Bu yüzden komiktir. Oo. Aynen. Ve mesela ben ilk bakışta onun iPhone olduğunu anlamadım. O iPhone olduğunu ama o bildi. Ama iPhone olduğunu anladı. Ve, Peki VGA, VGA kablonun bile. ucu da gözüküyor mu? Yok. VGA vidalı mesela ha, şey. O vidaları ve... gözüküyor. O mavi kısmı var <laughs> yani orası gözüküyor. Yani ucu, ucu da ucu gözükmüyor. gözükmüyor. Nasıl tanıdın ya? <laughs> Bayağı enteresan yani. O Vallahi uçaklar kalkıyor, ele geçireceğiz. Chat GPT, <laughs> VGA kablosunu tanıyor. Evet. Her şey <laughs> çok şaşkınız. Her şey çok riskli. Bu dağları, taşları kim yarattı? <laughs> Abi gelsene habere geçelim, bizim beynimiz yapay yani, zekadan yanacak. E, PlayStation 6. Şimdi arka arka iki tane... İkisi de söylenti bu arada, önceden onu Hı -hı. söyleyeyim. E, önceki gün dedi ki PlayStation Pro... PlayStation 5 Pro çıkmayabilir. Hı -hı. Tüm odak PlayStation 6'da dendi. E, bence mantıksız bir haberdi yani, yani söylenti yanlış gibi yorumladım ben. Evet. Ertesi gün bir haber çıktı. PlayStation 5 Pro seneye geliyor. <laughs> bir gün sonra mı? Ha, bir gün sonra. Mı? E, i̇kisi söylenti, dediğim gibi. E, hani PlayStation 6'nın yani 5 Pro'nun gelmeyecek olmasının söylentisi biraz içi boş bir söylenti. Çok bir bilgi yok. Bana da öyle geldi. Ama hani Pro'nun geleceğine dair söylenti ciddi. Hı -hı. Çok önemli isimlerden geldiğine, önümüzdeki yıl çıkacağı söyleniyor. 2024'te ve öncelik olarak ray tracing'i alacaklarmış ve 4 ile 4 Pro arasındaki geçişi bekleyebilirmişiz. Ee, biliyorsun 4'ten Pro'ya geçişte daha çok 4K çözünürlük eee yanında evet, evet. tutulmuştu. Evet. Teraflop hesabı yaparsan neredeyse 2 kat teraflop e, alabiliyordun. Yani işte 5'te bir daha önce yine seninle konuşmuştuk e, şey muhabbeti var. Bu disk tarafının tamamen işte taşınabilir, takılabilir Aynen. olacak. Aynen. Slim versiyon. Aynen. Hem biraz daha küçülecek. istediğin zaman disk bu okuma şeyini ta kendi takacaksın. Aynen. Edon delece gibi, DLC gibi. <laughs> ekstra parça. Valla bilmiyorum. Yani bence PlayStation 5 Pro'ya net önümüzdeki iki yıl içinde ihtiyaç duyulacak. Hatta şimdi hmm. bile belki. VR gözlükten VR. dolayı aslında çok bir sıkıntı yaşanıyor mu sence? Mesela VR gözlüğü taktığında abi fps e çok düştü demiyoruz herhalde. Yok. ben daha çok o için. Mesela Horizon'ın PlayStation Hı. VR özel oyunu gayet 120 çalışıyor. Değil mi? Ama gibi. şimdi Star Wars mesela çalışamıyor. Onunla ben Star Wars'u suçlarım. <gülüyor> <gülüyor> ya şey var çünkü görüntü kalitesine baktım da Hı -hı. görüntü kalitesinden de çok kayıp vermeden yani o evet. dokuyu doku çözünürlüğünü çok etkilemeden bir sonuç ortaya çıkarmışlar. Hani diyeceksiniz ki ya o demo gibi bir oyunda ona çok kasmışlardır. Belki diyeceksiniz. Yani büyük ihtimalle. Sony zaten kendi oyunlarına çok kasıyor hep. Yani şöyle hani optimizasyon anlamında Hı -hı. da öyle bir kastık ki işte bunun için 5 tane mühendis öldü falan. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> şimdi öyle bir şey belki olabilir? <laughs> <laughs> Umarım <laughs> olmamıştır. <laughs> <laughs> ya işte orada optimizasyonla o işi çözdük. Bir başka stüdyoya geldiğinde belki de diyecek ki ya biz bu optimizasyonu ortaya çıkarmayacağız. Bize bir PlayStation 5 Pro verseniz de biz <laughs> birazcık daha elimizdeki e, donanım konu, e, kaynaklarını har vurup harman savursak böyle bir ihtiyaç işte orada belki doğ doğabilir. Olabilir. Bir yani, de olabilir. Olabilir. Yani ray tracing için tabii. Ray tracing çok önemli bence Hı -hı. çünkü e, yani biraz da şimdi PlayStation 5 kutusunun üzerinde 8K yazıyor. Yersen. Yersen. <gülüyor> yersen. <laughs> 4 kyı bile hani native vermiyor. Hı hı. Böyle hani topallayarak görüyor. Evet. <laughs> e o yüzden pro net ihtiyaç duyulacak zaten. PlayStation 6'nın çıkması en erken 2027 sonu en erken hı hı. ve daha önümüzde 4 yıl var. Bu 4 yılda ne oyunlar çıkacak? Yetmez PlayStation 5'in Tabii güzel. canım. Ray gibi e de imkanı yok. Ben mesela Spider-Man oyununda işte diyelim bir binaya tutundum böyle bakıyorsun işte hı hı. Güne, gün ışığına doğru. İşte HDR, meshler vesaire iyi güzel de ray ki aslında binanın üzerindeki camın belki, yansımasıyla evet. kapadığındaki yansıması böyle mat çok bir acayip. şey çok acayip. Evet. Ha belki onu da çok ön plana çıkarmak için o zaten numaraları oyun içerisine yediriyorlar bilmiyorum. Olabilir. Ama ray tracing aslında gördüğün etkileyicilikle kapadığındaki etkileyicilik İkisi ikisi de güzel de o ray tracing'i ben açmak istiyorum. Keşke kayıp olmasa çok düşürmesede. Yani, de. ray tracing hiç açmazsan öbürü çok hoşuna gider ama ray hmm. tracing açtığın gibi öbürünün yüzüne bakmazsın. Geri dönemiyorsun <laughs> bir daha. <laughs> Geri dönmek istemiyorsun daha doğrusu. Ya bu arada diyelim ki PlayStation 5 Pro, hani haberin sonuna geldik zaten de. PlayStation 5 Pro çıktı. Hı hı. İsmi belli. Tamam. Şimdi Xbox çıkartabilir böyle bir şey. Daha önce işte e, One x çıkmıştı. Hı hı. Peki şimdi PlayStation Xbox'ın çıkaracağı Pro konsolun adı ne olacak? X, XX. Xxx <laughs> Ondan sonra da iş artı 18e kayıyor <laughs> zaten yani Bir harf ekleyince Yok yok <laughs> biz bu Microsoft'la çok uğraşırız çok evet. Şimdi sevgili arkadaşlar diğer haberimize geçelim iGPU M Radeon 780M performansı belli oldu GTX 1650 rafa kalkıyor diye başlıkla biz sitemizde haberimizi yayınladık zaten Ama oradaki detay aslında şu 1650'nin bir tane Max-Q versiyonu var <laughs> Bunu biz e, çoğu ince de donanım yapsın diye görüyoruz bir video işlerken misal veriyorum. İşte o GPU'dan faydalanıyorsun ön izleme alırken özellikle. İşleme sürecinde de bu GPU'yu görüyorduk. Ama AMD demiş ki abi ben bunu Phoenix 7040 APU'nun içerisinde Hı -hı. ben sana bunu bulunduracağım. 1600'ün e kökünü kazıyacağım. Skorlar çünkü onu gösteriyor zaten burada bizim bahsettiğimiz TDP değerleri de işte 35-45 wattlık hı hı. toplam bir paketten bahsediyor CPU da var, GPU da var. Bunun içerisinde 1650'nin benzeri performansı alabiliyorsun. Max Q versiyonu vurgusunu özellikle yapıyorum. Lakin burada en güzel şeylerden biri de RDNA 3 mimarisiyle geliyor oluşu. Stream'deki biliyorsunuz arkadaşlar içerisinde RDNA 2'li aslında mimarili bir e, işte yonga bulunmaktaydı. Hı hı. Mesela 6800 var Ryzen. Hı hı. E, o işlemci ayanıyor gibi el konsollarında kullanılıyor. 22 Watt TDP ile çalıştırıyorsunuz o makineyi ve işte Doom gibi optimizasyonu çok yüksek bir oyun olsa da orta ayarlarda 60 FPS'yi kilitli oynayabiliyorsun. Yani buzdolabında çalışan bir oyun Doom ama... <gülüyor> 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 Yenileri de o kadar değil ya falan. <laughs> Yok ama yüksek FPS alıyorsunuz onlarda da çok tabii. kolaylıkla. Yani doğru, doğru. optimizasyonu Doom'dan daha iyi bir oyun. Yok yoktur otur evet. yani. Doğru. Ama hani sen söyledin zaten Forza gibi oyunlarda da dedin gayet hani biraz düşürüyor tabii ki. Tabi tabi Forza'da biraz işte low, mid, o ayarları alıyorsun. Yine 35-40 o civarlarda rahatlıkla güzel, seyrediyorsun. Bence, güzel Güzel, güzel performans yani. El konsolu ve bu ayanıyor dediğim makine fleşti. Ha, işte. Şey 1880. değil hani 1280'e 720 de yapabilirsin. Aynen. O ekranı kaldırır 7 inçlik, 10 inçlik ekranlardan bahsediyoruz. Bakış mesafesine göre kaldırır. Burada arkadaşlar artık hani Nvidia'nın bu giriş segmenti ürünleri tamamen yok edeceğini Hoşça görüyoruz. Hoş kal diyebiliriz. Evet. Ama üst segment AMD GPU'lara <laughs> yani bütün AMD sponsorluklarını çöpe atmak istemiyorum ama ben çıkayım yine bir daha. <laughs> Geçenlerde bir tane RX 6750 XT ile sistem kurdum. Valorant'ta lobi FPS'sini kilitleme ayarını yanlışlıkla açtım. Oo. FPS e 1000, 2000, 3000 gelince şak diye kapadı ekran kartını. Sürücü kapandı. Sistem böyle bir tekrar gözünü açtı. Abi ne oluyor? Falan dedi. <laughs> tamam mı? Ve şey oyunda da o ayar kayıtlı olduğu için ben bir daha Valorant'ı açamaz hale geldim. Evet bayağı ne yapacağım? Bunun çözümü ne? falan bir tam çözüm videosu bekliyoruz. Bilmiyorum <laughs> gerçekten bilmiyorum. Öyle Çok enteresan ama Oyun yani. açılmaz hale geldi. Bir de o ayarlar hesaba kayıt olduğu için evet. her Valorant yüklediğimde o şeyleri açmaya çalışıyor. Safe boot yapıyorum bir de açılmıyor. <laughs> ya şey oluyor mu acaba başka bir bilgisayardan ayarları işte kaydedip falan değil mi? Öyle bir şey Öyle çözüm yapmam çözüm gerekiyor. İkinci aynen. bilgisayarım yok. Böyle bir şey var mı? Paramız rezil oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Valla öyle kötü bir şey oldu. Yani biz bu adamların verimliliklerini, enerji verimliliğini, RDNA 3 mimarisini, bu apuyu seveceğiz. Tamam iyi güzel de hala söz üç tarafında böyle abuk sabuk işler olabiliyor. Evet. Bunu ek yorum olarak eklemiş oldum arkadaşlar. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Hı hı. O zaman ben iyi bir haber vereyim. İyi haber ver ee, abi. IO Interactive Hitman serisinden biliyoruz biz bu e, ismi. Kendileri Türkiye'de İstanbul'da bir ofis açıyorlar. Ee, ee, ve şu anda gerçekten çok güzel bir haber gerçekten bu. Gerçekten güzel daha geçmek için ee, yapmadım aynen. güzel bir şey bu. Tabii, bizim, tabii. Biz burada kendi e, oyun geliştiricimizle hani gurur duyuyoruz zaten. Böyle bir stüdyo, böyle bir çalışma alanı ve böyle bir deneyim alanı aynen. Hitman gibi bir yani, başlık için. Hitman bir de özellikle son birkaç oyundur işte tamamen işin oyun interaktive geçmesiyle Hı -hı. E, işi çok büyüttüler. Çok kaliteli oyunlar çıkartıyorlar. Şu anda da bir James Bond oyunu üzerinde çalışıyorlar. E, İşe alımları tekrardan sevim şu an aranan pozisyonlar Mobil Oyunlar Kıdemli Yapımcı, Mobil Oyunlar Ürün Müdürü, Stüdyo Müdürü, insan Kaynakları, Muhasebe Ofis Koordinatörü gibi e, nedir onun adı? Mesleklerde, pozisyonlarda sürmüş. açılmış. Şu anda aranıyor. ya e, şöyle bir şey var. Interactive'in CEO'su Türk zaten. Hakan Abrak isimli güzel. bir kişi. E, o yüzden güzel bir yatırım. Ben çok mutlu oldum. Acaba ucuz iş gücü için mi geldiler ülkemize? <gülüyor> <gülüyor> yani da değil, Bu arada hani bayağı şey Ortadoğu ve Asya'nın e, merkez üssü gibi bir şey olacak. Aynen Orta Doğu Asya bölgelerinin merkez üssü olacakmış hmm. İstanbul ofisi. Valla şöyle güzel bir ofis umarım kurarlar da gider gezeriz. Hem gezeriz. Bizim hmm. öyle bir zaten konseptimiz de var. Hı hı. Bunun dışında da ya ülkede ben gerçekten şeyi çok seviyorum. Tek başına bir geliştirici Google Play veya herhangi bir platforma mobil tarafta hı hı. özellikle ondan bahsedeceğim. Bir oyun koyuyor ve işte listenin başından senelerce ayrılmıyor. E, güzel paralar kazanıyor. İnsanlara teşvik edici bir şey ya bilgi birikimi de orada oluyor Hı. hem de hani bunun kanıtlanmışı var diyebileceğin başarılar evet. e, sergilemiş oluyorsun ülkemizde bu çapta bu ofisin açılması şunu da e, beraberinde getirecek. Buraya deneyimli insanlar başvuracağı gibi Aynen. belki de daha sektörde yeni belki de bilgi, deneyim elde etmeye çalışan işte belki staj dönemleri bir şeyleri de olacaktır. İlerleyen zamanlarda olur. Yine bir işe alım yani orada şey evet, olacak evet. bir istihdam da sağlanacak. 10-20 kişi de olsa. Tabii tabii. Özellikle gençler için oyun sektörü gerçekten çok büyük. Şu an inanılmaz paralar var orada. Böyle bir deneyimli evet. ekip de var. Aynen deneyimli bir ekip var. Ve sadece hani. Burayı böyle hemen yan stüdyo gibi de görmeyecekler. Hem Hı. bu AAA oyunları hem de mobil oyunlar için bayağı burada insan çalıştıracaklar ya. Yani. Oldu güzel. Tabii yani Ya orada çalışırsın, deneyim elde edersin. İşte sonra dersin ki ben kendi yoluma çıkacağım, kendi stüdyomu açacağım, Hı. kendi oyunumu geliştireceğim. Ya bunlar için bile ne vesile e, o, ya o, vesile olabileceği bir sürü pozisyon oluşturmuş evet, oluyorsun evet. aslında. Hem güzel. kendileri için güzel bir ucuz iş gücü, aynen. <laughs> hem de bizim deneyim kazanmamız için güzel bir studio. Bizim için de güzel. Mesela çoğu işte oyun şirketi çok büyük, Amerika'da falan oluyorlar. Hı -hı. Bizim oradaki yöneticilere ulaşmamız çok zor olabiliyor. Evet. Röportaj istemiyorlar, yapmıyorlar. Hani ama mesela burada, İstanbul'a direkt, burası zaten. Arabamız atlar gideriz Aha, yani. James, James Bond anlat bakalım nasıl bir oyunda. <laughs> <laughs> ya, İstanbul'a ya. yani öyle. James Bond. <laughs> <laughs> anlat bakayım yani. <laughs> Öyle değil de yani şöyle oluyor. İşte bir de CEO'su da Türk olunca Hı -hı. biraz daha kolay iletişim kurarız diye düşünüyorum. Aynen daha kolay iletişim kurarız yani. Ee, ama itmen için kodunu göndermemişlerdi buradan. Bu arada ben 15 20 Aa. dedim ama 150 kişilik istihdam hedefi bulunuyormuş. Şu an ne? gördüm abi. İşte tam söylediğim Aynen. şey. Fırsat bu fırsat arkadaşlar. Aynen. Eğer bir oyun geliştiricisiyseniz veyahut bu konuda deneyim arıyorsanız o 150 pozisyonun 150'si de direkt oyun geliştiren adam mı bilmiyorum. Değildir. Büyük ofis koordinatörü falan vesaire yani tamam. de dahildir ona. Ama çok ciddi bir pozisyon ve evet. açık var belli ki. Aynen. Değerlendiriniz. Evet. Şimdi o zaman bir sonraki habere geçelim mi? Hı <laughs> hı. Bir sonraki haberde arkadaşlar anakart üzerinde artık kablo görmeyeceksiniz diye böyle büyük bir iddia ile hadi bakalım çıkalım. Uygun fiyatlı MSI DIY Ape diye bir anakart var arkadaşlar. Kablo sorunları tarihe karışıyor diye başlık atmışız. Şöyle tarihe karışıyor arkadaşlar. Şimdi bunun aslında ilk versiyonunu biz geçtiğimiz fuarların bir tanesinde Gigabyte'ın çözümüyle beraber gördük. Kasa anakart. Olay şu biz kasanın bize bakan kısmında sol tarafındaki camından baktığımızda kablolar görüyoruz ya artık görmüyoruz gizliyor. Aynen. Hatta portları arkaya veriyor. Yani Hı -hı. işte CPU CPU kablosu hemen işlemcinin sol üst köşesinde. Şöyle baktığınızda görüyorsunuz değil mi? Artık orada değil anakartın arkasında. Bu şekilde kablolamayı arkada yapıyorsunuz. Kasanın ön kısmında, tematik kısmında camdan görünecek herhangi bir böyle kötü bir görünüm. Kablolar sağdan soldan asılmış. Bunları görmüyorsunuz. Bu sayede daha tematik sistemler oluşturmuş oluyorsunuz. E, ama tabii ki bu Anakartların şöyle bir eksisi var. Kasa'ya Gigabyte'da mecbur da. bırakıyorum diyeceksin. Değil mi? Evet. 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 Yani sen şimdi böyle bir anakart sevdin. Tamam ne güzel fikirmiş dedin. Güzel ama kasayı sevmedin. Kasanın şekli hoşuna gitmedi. E, Tabi ben mesela Asus anakart diyelim ki işte koyacağım. Hı -hı. Yani tamamen örnek veriyorum. Asus anakart. Asus da yapar çünkü bunu. Hı -hı. İlerleyen zamanlarda görürüz. Ama ben bunu Corsair kasada kullanmak istiyorum ki. Corsair'in kasalığını daha çok beğeniyorum mesela ben. Aynen. Şimdi burada biraz eli kolu bağlıyor. Tamam tematik bir sistem kurmak için belki bazı şeylere göz gereceğiz ama... E, ben beğenmiyorum ki kasayı. <laughs> ya evet, bir de sonuçta şey artık kasalar ya bayağı büyük koyun duruyor öyle. Hı -hı. E şimdi mesela e, PlayStation 5 onlar da çok büyüdü. Hı -hı. E, ama görece daha e, nasıl diyeyim, güzel duruyorlar yani Hı -hı. bir yerde, estetik duruyorlar. Evet, yani, durabilir ama kasalar böyle şey var. Dana yani. kadar <laughs> bir kasa duruyor yani böyle basitçe. Duuyor ya. Şey, Ve, küçük bir kasayı koymak istiyorum mesela ben. Ha, hani yine böyle camlı ama küçük işte ben böyle mini. Ama bu. Ee, bu işin başlangıcı olabilir. Zamanla tabii. mesela herkes bu işe geçer. Ee, belki anakart ve işte kasa tarafında böyle birleşmeler falan görürüz. Tabii tabii tabii. Yani bu ilerleyen zamanlarda bütün kasalarda kullanılacak şekilde evrilir ama orada tabii kasa üreticileriyle de görüşmem evet. bol bol gerekiyor. Çünkü sen işte işlemcinin güç soketini arkaya aldın da hemşerim bana sordu mu ben o plaketi ben kendim düzenledim. Hem termal açıdan baktım hem kasanın e, rigidliği açısından bir hesap yaptım orada. E sen oraya port koymuşsun diyecek mesela. O yüzden büyük ihtimalle bu kasa üreticileriyle de anakart üreticileriyle de böyle baş başa böyle biraz vakit geçirmeleri gerekiyor. Evet. Ondan sonra biz bu e, anakartların hepsini bütün sistemlerde kullanabiliyor oluruz. Bütün kasalarda kullanabiliyor oluruz. Bir de kasayı baştan yeni toplayacak bir vatandaş için çok da deneyimi olmayan birisi için kablolama sıkıntı haline gelebiliyor. Bu daha böyle nasıl diyeyim sana rehber olacak bir görüntü evet. elde etmiş olacaksın. Çünkü çok düz bir kullanıcısın. Hiç bu işlerde tarağın yok. E yani şöyle bir anakarta baktığında üzerinde bir sürü iş var. Evet. Bir sürü temel giriş var, işte USB header'lar var. Tabii ki ucundan anlarsın ne nereye girecek Hı -hı. ama yine de kasanın şey, anakartın önüyle, önünde gördüğün bileşen sayısıyla anakartın arkasında gördüğün bileşen sayısı çok farklı. Hiç bilmeyenin de işini kolaylaştırır. Evet, evet, mesela bence, kasa kurucu. Evet şu an kasa topluyorum, benim çok işime yarardı. <laughs> Direkt e, böyle mi? bir şey gelmez? Yani mesela CPU güç kablosunu nereye takacağım? Yani bu bilgi de yok diyelim, olmayabilir. Yani. Herkes bu bilgiye sahip e, olmak canım. zorunda değil ki. E, ama kasanın arkasında bir bakıyorsun, hemen orada şey ayrıca port duruyor yanında ne bir kondansatör var ne bir işte mosfet soğutucusu var orada apaçık duruyor ben hı. bunu buraya takacağımı biliyorum Çok net. oklarla işaret ediyor <laughs> buraya buraya <laughs> <laughs> o yüzden arkadaşlar bu DIY kablo göstermeyen anakartlar hem tasarım açıdan güzel bir şey şu anda pek bir estetikleri yok hı hı. kasa seçimi anlamında ama ilerleyen dönemlerde bir standart haline gelebilir. Evet, evet. Benim haberime geçmeden aslında senden bir haber daha almak istiyorum. Al ee, nedir bu 4070'in fiyatı bize ne olur? Hmm. Diye sana bir sorayım. <laughs> Şimdi 4070'in fiyatı bize ne olur? Orada birkaç tane söylenti ortaya çıktı ama bizim bildiğimiz birkaç tane şey var. Nerede fiyatının olması gerektiğiyle alakalı. Hı -hı. Şimdi 4070 Ti'ye bakıyorsun. İşte 3090 ile. Tabii ki oyuna göre değişmekle beraber işte bu DLS 3.0'ın gücünü ortaya çıkardığında. Ya daha az şey çekiyor, güç çekiyor. Ha işte onlar da devreye girer ama işte fiyattan bahsediyoruz ya fiyat. Hı -hı. Şimdi bunun performansı bu civarda fiyatı da ona göre dengelenmesi gerekir diye hesaplıyoruz. RTX 4070'in arkadaşlar e, hani fiyatı ortaya çıktı diye bir haber başlıkla beraber zaten sitemizde haberi var ama Hı -hı. işte 3080 Ti ile 3080 arasında bir performans verecekse fiyatlar da bu civarda olmalı. İşte bu kartların da işte sıfır fiyatına baktığında ki artık biz sıfır fiyatları ile ilgilenmiyoruz. Sağ olsun madenciler battıkları için Aynen. böyle sıfır kutusunda 3080'ler, 3080 Ti'ler 3080 Ti hatta senin bir deneyimin var söyle. Ben, ben 3080 alıyorum. Ee, direkt ikinci el alıyorum. Aha. Hani şey Mining için kullanılmaya çalışılmış ama kullanılamamış. Değil ki. mi? Başlanamamış. Hemen batmış. Yani. Ben kriptoculardan nefret ettiğim için arkadaşlar bize çok faydanız oldu. Kripto başlanda... zengin olduğunu söylemiyorsun ama tabi. <laughs> <laughs> falan. Yok. Konu yok. Konu atalım şimdi. Değil. <laughs> ya yok ya benim kriptolarla hiç işim olmadı. Kripto yapana da sevmem falan. Hiç diyeyim. yatırmadın mı kripto? Hiç almadın mı? Sanırım 2011-2012'de falan Bitcoin'in ilk çıkış çıkış yaptığı zamanlar mı onlar, 4 Bitcoin'im vardı senin. Sanırım <laughs> öyle bir hard benim de kayıp bir Bitcoin'im var ama ondan sonra çok ilgi duymadım açıkçası. Öyle ben mi? ekran kartlarını oyun oynamak için kullandım sevgili arkadaşlar. <laughs> Olması gerektiği gibi. Olması gerektiği gibi çünkü cihaz stok bıraktıkları kamyonetle evet Vatan Computer'dan e, kartları böyle kasaya yükleyip götürenler gördüm o zaman da vatan kompüter ve bunun gibi yani sadece vatan kompüter ismi verme sebebi ilk aklıma o gelen çünkü ha, evet. canlısını gördüm. kam yöneti yükledi adam ekran kartlarını götürdü millet de şey zannetti bir dönemde bu RX 580'ler falan filan vardı Hı -hı. ya abi benden kartımı çok ciddi paraya istiyorlar ben bir tuhaflık olduğunu seziyorum ama Hı -hı. satmak da istiyorum galiba yeni kasa alabiliyorum çünkü fiyatı alayım mı sence? O şekilde abi adamlar kandırıldı. Milletin elinden ikinci ekran kartlarını to topladıkları için böyle hilekar bir şekilde. Evet. Çünkü millet bilmiyor sıfır ekran kartı olmadığını piyasada. Çok sevmem miningçileri. <gülüyor> İsteyen <gülüyor> büyük bir grubu aldı şu an. İsteyen cephe alabilir ben ya oyuncuyum arkadaş. <laughs> Neyse 4070 Fiyatını diyorduk en son. Evet fiyatını diyorduk. 600 ile 850 dolar arasında gelecek diye bir beklenti var. Hı hı. Bu arada e, mesela Nvidia e şey de yaptı. Bazı e, yongaları işte 4090'daki yongayı falan e, kafasını göre revizyon değişikliği falan filan hı da hı. yaptı aslında. Arka planda yaptıkları işler de var. Ama burada e, işte 12 GB bellekli bir ekran kartı görmeyi bekliyoruz. 200 Watt TDP ile gelecek şeklinde. İşte 3080 Ti'nin e, 4080, 4080 Ti'nin e, 300, yani 3080 Ti'nin 300 watt, 4080 Ti'nin de böyle 400, 450 wattlara kadar tüketebildiğini biliyorken bu kart 200 watt TDP dediyse bunun belki en fazla bir işte 20-30 watt üstünü görürüz, e, iki en fazla 250 wattlara çıkar diye tahmin ediyoruz. E, burada yalnız e, işte yine 5888 tane çekirdekle, GTX e, 3070'de de aynı şekilde bu kuda Hı. çekirdeği meselesi var ya e, gelmesi e, öngörülüyor. Sızıntılar o şekilde arkadaşlar 4070'de. O yüzden performans avantajı anlamında ne kadar e, neler veya neler sunacak bize o kesin değil ama fiyatının 600 ila 850 dolar arasında olması bekleniyor ki bir avantaj sağlasın yoksa bir önceki nesil ekran kartları ikinci el, el olarak çok temizi de şu anda Türkiye piyasasında bulunuyor. Var var. Baya ekran Hatta fiyatlar gerçekten son birkaç aydır düştü. Hatta son birkaç hafta tekrar böyle bir artış eğiliminde hı hı. E, bir değerlendirebilirsiniz eğer bakıyorsanız. bir Evet evet bakabilirsiniz. Yani bu kart piyasaya düşmeden önce dolar ne olur ne biter tabii hiçbir zaman tabii. bilemiyoruz ya. O yüzden e, siz yine bir ikinci el piyasasına bakın ama 4070 de eğer bu aralıkta gelirse bir anlam ifade eder. Evet o zaman son haberimi e, aktarıyorum. Microsoft haberi yine. Ee, artık oyun fuarı diye bir şey kalmadı. <laughs> Aldılar elimizden. Ya. ya bir de benim gerçekten bir seneye e, E3 planım vardı. Hı -hı. Böyle bir giderim ederim diyordum. Değil mi? Ama işte bu yıl Microsoft da kötü haberi verdi Dedi ki katılmayacağız E3'e. E3'ten 2-3 gün öncesinde kendi etkinliklerini düzenleyeceklerini açıkladılar. E, Sony zaten yıllardır katılmıyor. 2016, 2017 o civarı, e, o mi? en son civarda katıldılar. Hadi olsun 2018'de o yıl da sanırım katılmadılar. Olmuş 5 yıllardır. Aynen. Sen öyleyse. E, ve hani şey bu işin en büyüğü Sony ve Microsoft yani hmm. Xbox ve Sony'nin çıkıp yaptığı işte elektronik Arts var, Ubisoft vardı Elektronik Electronic Arts da artık kendi etkinliğini düzenliyor. Evet. E, Ubisoft kaldı bir tek. Ne anladık o işte? Ya bunun gibi <laughs> mesela Microsoft'un şeyi bekliyorsunuz değil mi böyle büyük etkinliklerde gelip Game Pass'i iyice böyle... Ya tabii böyle yeni... inanılmaz büyük oyun duyursun. Tabii tabii. Öyle şeyler mi ekliyorsun? Yani. Ve işte Game Pass'e şöyle bir şey ekledik. X-Cloud sisteminde böyle bir yenilik getirdik. Aynen. Ondan sonra kütüphaneyi öyle büyüttük ki artık olmayan oyunları... <gülüyor> <gülüyor> artık Elder Scrolls 7 var <laughs> GTA. 7 var. <laughs> ya şey var, bu etkinlikler zaten kendi ürünlerini parlatma etkinlikleri. E, tabii. Oraya sponsor oluyorsun biraz o Herkes kendi işini yapıyor şu anda. Hı. Hani işte E3 dışında, E3 yıllardır en büyüktü Hı. bu konuda. Arkasından da Gamescom geliyordu. Hani E3'ün Avrupa versiyonu gibi bir şeydi. Hı. Ama orası da son yıllarda pandemi ile birlikte şeye dönüşür. B2B alanına dönüştü. Yani yani, kontak kurma yeri. Aynen, kontak kurma yeri oldu. Oyun konusunda çok fazla. işte bir ilk sunum esnasında birkaç bir şey oluyor. Ona da yine zaten Microsoft katılırsa oluyor. Sony buraya da katılmıyor. Evet. E şimdi Microsoft katılacak mı bu sene Gamescom'a? Sanmıyorum. eğer kendi etkinliklerini yapıyorlarsa. Hı hı. E bu anlamda baktığımızda bir tek Game Awards kaldı. Hani Game Wars'ta oyun duyurusunu görüyoruz sadece. Yani herkes kendi etkinliklerini, kendi düğününü mü yapacak Vallahi bu hesapla? herkes kendi düğünü yapıyor. Biz hangisine gideceğiz? <gülüyor> <gülüyor> ya işte bu, bu işin ya fuar gezmek veya böyle bir etkinlikte canlı olarak bulunmanın hmm. heyecanı... Çok başka çok, ya. Çok başka, çok başka böyle. Kendi fiziksel olarak oraya uğraşıyorsun. Ya bir internet sitesinden bir şey izliyor musun gibi değil. Bir etkinlikte bulunuyor musun gibi olmuyor hiçbir zaman. Tabii tabii. O işte orada izleyen insanlarla o gaza geliyorsun, tabii, Alkış, tabii. kıyamet falan... Hepsinin ötesinde zaten şöyle bir direkt net bir eee hmm. farklılığı var. İşte sen sadece internetten izliyorsun hmm. ama eğer işte Gamescom'daysan orada oyunu oynayabiliyorsun. Evet. Yani hepsi değil ama birçoğunu gidip e, en azından 20 30 dakika hmm. minimum oynayabiliyorsunuz. Basın görevlileri, basından evet. insanlar oluyor. Onlar bir şeyler deniyor. Sonra böyle bir heyecan, bir hype oluşturuyor. Yani diyeceksin ki bunlar hep pazarlama. Ya o da olabilir. Ama sen diyorum ya o heyecanı yaşamaya geliyorsun normal evet. bir e, katılımcı olarak oraya. işin basın tarafı başka, o da başka bir heyecan elde etmiş oluyor ama sen bu heyecanların hepsini online bir deneyime artık bir noktada belki de sabitlersen bilmiyorum Hiçbir ben şey o, o o o, o, hayp, <laughs> o heyecan oluşmuyor. O heyecan geçmiyor bana. Evet, benim için de öyle ya. Hani yerinde izlemek her zaman e, mesela maç konusunda örnek verebiliriz normal bir futbol maçı, basketbol evet, maçı evet. yerinde izlemek bambaşka bir şey diyorum. Ya. Tepki gösterip gideyim <laughs> Ben bir tane daha haber tamam, vereyim tamam. kardeşim. Kalk evet. Son, Seninki de kötü haber ki. <laughs> ya benimkisi de güzel bir haber değil ki. Spotify, Hi-Fi niye gecikti? Şimdi bu adamlar 2021'de bunu duyurdu. 2021'e bakıyorsun. O dönem Tidal da var. Hı hı. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Tidal da vardı. vardı. Yüksek evet. kalite MQA diyordu. Master parçaları dinleyebiliyordun. Sonuçta Apple Music vardı. Ya Apple <laughs> Music vardı evet. Mesela hani daha çok mesela Tidal'ın şeyi mi, şu çıkış noktası şuydu ya ben sana yüksek kalite dinleteceğim abi. Hı hı. Çıkış noktası buydu çünkü. Apple Music'in de tabii ki öyle bir iddiası vardı da Tidal'ın kuruluş amacı bu neredeyse. Evet. Ülkemizden çekilene kadar da ben Tidal'ı kullanıyordum. MQA Kalitesini tartışırız. Ne kadar kayıplıydı ne kadar kayıpsızdı. Orada çok tartışma var ama şimdi Spotify Hi-Fi demiş ki 2021'de ben geliyorum. Hı hı. Neredesin? Hala yok ve 2 yıl yok. sonra şöyle bir açıklama geliyor. Ya diyor ki biz aslında hi yapacaktık da şimdi bunun için ayrı bir e, ücret işte, istememiz gerekiyordu. Heh. Onu da isteyemeyiz ama hala da yapacağız diyor bu arada. Ev hala diyor ki biz hala yapacağız ama işte ekstra para isteriz sizden haberiniz olsun diyor. O yüzden evet. yapamıyoruz o yüzden hiç topa girmiyoruz gibi izlenim veriyorlar. Yani ben hala yapacağız yapacağız diyorlar da bir seni eklentin olacak. Evet yani geçtiğimiz haftalarda da Spotify AI DJ diye bir şey duyurdular. Hı -hı. Bir yapay zeka ile işte... E, ya zaten bu şarkı önerme kısmında yapay zeka ile yapıyordu onu. Aynen. Ama şimdi baya senin o çalma listeni bir radyoya çeviriyor. Seninle konuşuyor. İşte geçen sene bak sen böyle bir şey dinlemiştin. Mutsuz bir anında. Şimdi Hı -hı. dinle bakalım. Oh, üzmek <laughs> için şey <şöyle>. yapıyor. <Üzüm gülüyor> Değil lan. mi lan? <laughs> Müslüm babadan bir şey açayım mı bak. <laughs> sen belli... geçen sene sevgilinden mi ayrılmıştın? <laughs> belli ki bir iki ufak bir şey açıyorsun. Beyaz peynir de görüyorum orada. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle bir radyo, işte interaktif bir radyo gibi olacak bir yandan da. Eee... <laughs> Şimdi belki şöyle bir şey olabilir hem Hi-Fi'yi hem bu AI DJ'yi aynı anda getirip yeni bir üçüncü bir abonelik planı açıp bak işte Premium'da reklamsız Premium Plus 2x artı 5 hı. abonelik planında da hem Hi-Fi al yani kayıpsız müziklerini hem de AI'la coştur kendini. Vallahi bir şey olabilir. Bunu ya bunu deneyebilirler. Hani illa bir gelir kaynağı arıyorsalar bu işi. Şimdi tamam şunu anlıyorum mesela kayıpsız parça denetmek istediğinde senin e, eriş kullanıcıya eriştirmen gereken veri miktarı artıyor, bitrate Hı. artıyor. İşte bunun senin sürücü tarafında bir şeyin var. Zaten gelirlerinin %70'ini de sanatçılara aktardıklarını söylüyor zaten Spotify evet. tamam. mı Yani burada da hani biz e, daha daha şey daha fazla para kazanıldım e, şeyinden öte yani zaten veriyor sanatçıya evet. vermesi ne gerekeni. bu arada şöyle bir şey olmuş. Spotify bu sanatçılara daha fazla albüm çıkartın diye baskı yapmış bir dönem. Öyle var. mi? <laughs> o çok komik yani. Ne olur şarkı çıkartın. Ne olur şarkı çıkartın. <gülüyor> <gülüyor> Biz sürümden kazanıyoruz çünkü de kazanamıyoruz. Yani öyle bir şey düştük. Neyse. Ya o yüzden şimdi Spotify, Hi-Fi, Mi-Fi diyene kadar Apple Music kullanın. Bakın burası sponsorla <laughs> Ben Değildim. Bana para yatmadı. Ben çıkıyorum. Ya <laughs> sen çık kardeşim. Bu sefer. Yok. Gerçekten şey yani e, Apple Music'i bende bir süredir kullanıyorum. Spotify'dan birkaç ay önce böyle bir şey üyeliğimi bitirdim. Ee, kullanmaya başladım. Daha önce denemiştim de. Ya Spotify aileyle beraber kullanıyorum. Daha avantajlı oluyor. Herkesin iPhone'u yok veya işte masaüstünü kullanmak istediğinde iTunes'ta falan kullanma gerekiyor. İşler karışıyor diye. Ee, dedim ki ya Spotify devam ederiz de iptal ettim. Apple Music'e geçtim. Apple Music'te zaten bu yüksek kalite parçaları ben senelerdir dinliyorum. Evet, Apple Yere Music geldiğinde, çok net en iyisi yani abi şu an. Dolby Atmos var, uzamsal ses Uzansal var, ses sen var. Airpods Pro 2 ile beraber deniyorsundur aynen. belki evet. de. Memnunsun. Çok iyice yani değil mi? zaten bu yani kayıpsız ses değil, yine kay, kayıp var yanlış bilmiyorsam. Kayıpsız ses dedi bile kayıp var aslında. Master olmadığı sürece kayıp var ha, da. Aynen. Ama Spotify'a göre arasında uçurum var, seviyesinde bir fark evet. var yani e, o yüzden Apple müzik benim ses konusunda, teknik anlamda kesinlikle tavsiyemdir. Hı. Ama tamamen kişisel kullanımdan, ben o ara yüzden nefret ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya Spotify'a alıştığımdan da olabilir, bilmiyorum olabilir. ama e, Apple orada biraz canımı sıkıyor benim. Yani. Hep şeyde deniyorum zaten. İşte yeni bir ürün aldığında Apple'dan hep müzik görüyoruz sana İşte hı kulaklık alıyor falan. Öyle 3 ay kullanıyorum. Lan bu iyiymiş diye. Bir 3 ay daha. Evet, Sonra ]íll抱comm. bir noktada sıkıyor. Tam Spotify'a geçeyim diyorum. Evet Evet, Arayüzü ben de çok o kadar beğenebilmiş değilim. Hı hı. Ama yüksek kalitesi duyunca diyorsun ki aman. Arayüzü de yani bakmıyorsun çok, ki. Çok süper olmayı versin diye hesabını yapıyorsun. Evet. O yüzden Ama sen, sen tekrardan ses konusunda her program söylüyoruz Evet, söyl ekstra bir ilgi, alakan var. E bu tabii yumuşatılmış versiyon. Ekstra evet, evet. delilik seviyesine de erişmiş <laughs> <Sapkınlık>. olabilir. <laughs> o işin o yorumunu sizlere bırakıyoruz arkadaşlar ama Aynen. hani ben mesela ya yani Spotify yerine şu anda Apple Müzik kullanmanızı tavsiye ederim. Listelerinizi aktarabileceğiniz online hizmetler de var Spotify'dan evet. Apple Music'e geçmek istiyorsanız hani bunu kolaylaştıracak. Peki bir soru Hı. sorayım sana. Spotify dedik, Apple Müzik dedik. Hı. YouTube Müzik hakkında ne düşünüyorsun? Ben hiç kullanmadım onu. Çok daha fazla seçenek sunabiliyorsan aslında. Evet. Video olarak görmüş olduğun şeyleri müzik olarak dinliyorsun bildiğim Hı -hı. kadarıyla. Ve çoğu şarkı mesela Apple Music ve Spotify'da yok. Hı -hı. Yani çok mesela benim bizzat sevdiğim birkaç şarkı var mesela onlar yok. YouTube'dan YouTube müzikten dinliyorum mecbur. E, evet öyle. Evet, ama ses kalitesi olarak açıkçası benim bilgim yok. Yani e, Spotify ile benzer. Evet. Spotify ile benzer. Çok Orada dinleyelim. mesela e, <laughs> Apple Music ile ne olur mesela karşılaştırabileceğin. Tidal var ya da şu anda öykü de yok. E, bir de şey. Disney, Deezer Deezer. Deezer Hi-Fi'yi. Orada da ben istediğim par ben de orada istediğim parçaları bulamadım öyle bir sıkıntı hı hı. yaşadım. Ee, o yüzden yani okey ama parça olmayınca olmuyor. Ben Apple Music kullanıyorum, tavsiye ediyorum. Ee, sponsorlu bölümümüz <gülüyor> bitmişti. <gülüyor> o zaman yok mı? ya sponsorum sponsor yok. Her ay at, 30 lira mı 40 lira mı ne veriyoruz ya? Ben de kapıyorum, ben de sinirlendim. Sponsorumuz yok. Zaten <laughs> masada bir şey yaptı. Sinirlendi. <gülüyor> <öfke>. <gülüyor> 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 masada sinirlendi. Ona da sponsor lazım. Sponsor <gülüyor> lazım <gülüyor> arkadaşlar. Bol yok, bol yok. izleyin. E, beğenin, beğenin, kanala abone olun, abone olun, paylaşın. O zaman ikisi birin bu bölümünden herkese merhaba deyip tekrar gireyim. <gülüyor> <gülüyor> İkinci bölümü çekelim. abi. <laughs> e, o zaman izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Burak arkadaşlar. Şol'ta teşekkürler. Ben de kendime teşekkür ediyorum. <laughs> Görüşürüz sevgili <laughs> Başka arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kalın